Murat Yetkin 6 Ekim 2021 Yetkin Report. Siyaset ve bürokraside değişim rüzgarları. Değişim vaadini iktidar da muhalefet de dilinden düşürmüyor bu aralar. İktidardaki AK Parti ve destekçisi MHP için değişim iktidarı korumak için seçim yasasında, anayasada değişiklikler yapmak anlamına geliyor. Muhalefet için değişim sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk seçimlerde iktidardan uzaklaştırılması değil, Türkiye'yi giderek tek adam rejimine götüren, demokrasinin kalitesini daha da düşüren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de değişmesi demek. İktidarın güç kaybetmesindeki en büyük etken geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işsizlik ve adaletsizlik. Adaletteki değişim ihtiyacı sadece yargıyla sınırlı değil. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, bölgeler arası adaletsizlik, işe alımlarda adaletsizlik, cinsiyet eşitsizliği, fırsat eşitsizliği, muhalefetin güç kazanması iki etkene bağlı. Birincisi seçmene güven vermesi, iktidara gelirse her şeyi kökten değiştireceği tedirginliğine yol açmaması. İkincisi de şu aşamada vahim hata yapmaması. Değişim işte bu noktada devreye giriyor. Türkiye'de muhalefet daha önce denenmemiş bir şeyi deniyor, birlik olmayı. Dün 5 Ekim'de 6 muhalefet partisinin Erdoğan'ın iktidarına son vermek ve mevcut başkanlık sistemi yerine eskisinden daha iyi bir parlamenter sistem getirmek için yeniden bir araya gelmesi dahi bunu gösteriyor. Bunlar CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Gazeteci Fikret Bila, partilerin ilke olarak uzlaşıp genel başkanlarına sunmaya karar verdiği 10 madde arasında bağımsız yargı, özgür basın, Kürt sorununun mecliste çözülmesi gibi maddelerinde bulunduğunu yazdı. HDP ise daha farklı bir muhalefet çizgisinde. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yayınladığı yazıda sadece seçim değil, yeni anayasaya dair uyarısının da Kürt sorunu değil, sol ve sosyalist katkısına vurgu yapması dahi değişim rüzgarlarının işareti. Değişim tohumlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iki hamlede atıldığını söylemek zorundayız. Birincisi 2017'deki adalet yürüyüşüdür. CHP'li Enis Berberoğlu'nun zorlama suçlamalarla cezaya çarptırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse konması üzerine Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlattı. O dönem CHP yönetimindekilerden karşı çıkanlar olmasına rağmen yakınlardaki bir alışveriş merkezinden aldırdığı spor ayakkabılarla ben gidiyorum deyip 69 yaşında 450 kilometre yolu 25 günde yürüyerek kat etti. Geçen hafta sonu 73 yaşında bütün gazeteciler ve oradaki vatandaşların gözü önünde Abant Gölü etrafında turunu tamamladı. Adalet yürüyüşüne sadece CHP'liler katılmadı. Hak, hukuk, adalet sloganı toplumun pek çok kesiminden Erdoğan memnuniyetsizlerini çekti. İkinci hamle 2018'de Meral Akşener başkanlığında yeni kurulmuş İyi Parti'nin seçimlere sokulmasının engellenmesi ihtimaline karşı 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçerek mecliste grup kurmasının ve seçime girebilmesinin sağlanmasıydı. İyi Parti'nin meclise girmesi dengeleri değiştirdi ertesi yıl 2019 yerel seçimlerinde Erdoğan ve Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na karşı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Millet İttifakı çıkması siyaset sahnesindeki değişim tohumlarının tuttuğu filizlendiği ilk örnek oldu. Muhalefetin birlik olması yalnızca İstanbul, Ankara gibi ülke büyüklüğünde şehirlerin kazanılmasını değil, Erdoğan'ın yenilmezliği görüntüsünün de ortadan kalkmasını getirdi. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Akşener bu cepheyi genişletme çabasında. 6 partinin temsilcilerinin mecliste buluştuğu gün Akşener'le Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ayrıca görüştü. Sonrasında verdikleri mesaj aynı oldu. Sistem değişikliği. Bu konuda muhalefetin en büyük silahı, iktidarın hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını, işsizlik ve adaletsizliği önleyememesi. Tarım Kredi Kooperatifi mağazasından 2 bin liralık atıştırmalık aldırma senaryosunu belki de can havliyle artık hangi propaganda cambazları oynattılarsa Cumhurbaşkanı'na ters teptiğini dahi görmüyorlar. Bütün bu gelişmeler toplumun bir parçası olan bürokrasiyi etkiliyor. Bir avuç ak elit dışında öyle 3-5 maaş alan yok. Daha önemlisi iktidarın değişme ihtimalini onlar da hesaba katmaya başladı. İktidarda değişim ihtimalini ilk sezenler arasında orta kademe bürokratlar vardır hep ve işlerini korumak isterler. Bahçeli ve Mesut Yılmaz'ın koalisyon ortağı olduğu Bülent Ecevit hükümeti ekonomiyi karaya oturttuktan sonra gözlemlemiştik bunu siyaset gazetecileri olarak. Bir anda bürokrasiden dosya yağmaya başlamıştı. Bürokratlar da yapılan yanlışlara katılmadıklarını göstermek istiyorlardı. Neticede Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla 2002 seçimlerine gidilmiş ve Erdoğan dönemi başlamıştı. Türkiye'de bugünlerde olup bitenleri bir de bu değişim merceğinden okumaya çalışmakta yarar var. Murat Yetkin Mehmet Teskan, 6 Ekim 2021 Halk TV.com.tr Kılıçdaroğlu kılıcını çekti. Dün önemli gelişmeler oldu. İktidar kanadını sadece siyasetçileri değil, valileri, kaymakamları, polis müdürlerini de, bürokratları da, yargı mensuplarını da hoplatacak sözler sarf edildi. Önemli gelişme Akşener'le Babacan'ın buluşmasıydı. Altı partinin rejim değişikliği konusunda üçüncü defa bir araya gelerek çalışmasıydı. Bu irade iktidar cenahını hoplatıyor, uykularını kaçırtıyor, sinirlendiriyor, öfkelendiriyor. Bu meseleye geleceğim ama önce Kılıçdaroğlu'nun da iktidarı hoplatacak sözlerine dikkat çekmek istiyorum. CHP lideri yeni yasama yılının ilk grup konuşmasında çok sertti, çok formdaydı, taşı gediğine koydu. İktidara gelirsek veya gelince tıpkı 2002 yılında AKP'nin yaptığı mecliste yolsuzluk araştırma komisyonu kuracağız sözü başta Binali Yıldırım olmak üzere birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Burada bir parantez açayım. AKP'nin yaptığı ilk işlerden biri eski başbakan Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a göndermek olmuştu. Bu hatırlatmayla parantezi kapatıyorum. Kılıçdaroğlu bütün ihaleleri masaya yatıracaklarının sözünü verdi. O astronomik ihaleler köprülere, otoyollara, hastanelere, tünellere verilen o akıl almaz garantiler, faiz fiyatlar tek tek ele alınacak demek ki. İmza atan bürokratları karalar bağlamıştır. Kılıçdaroğlu, siyasilerden aldığı talimatla hareket ettiğini iddia ettiği savcıları, hakimleri de uyardı. Çoğu genç. Fetullah'ın savcı ve hakimleri temizlenince yargı kadrosu gençleşti. Kılıçdaroğlu onlara da seslendi. Geleceğinizi düşünün dedi. Ha bir de Sezgin Baran Korkmaz meselesine girdi hesap soracaklarını söyledi. Biliyorsunuz kara para aklamakla suçlanan, halen Avusturya'da tutuklu olan Korkmaz'ın yurt dışına çıkma yasağının kalkmasını, mal varlıkları üzerindeki tedbirin, bankadaki parasındaki blokajın kaldırılmasını sağlayan kişi şu anda Adalet Bakan Yardımcısı. Onun o dönemdeki amiri de Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Gelelim ikinci meseleye. Altı partinin anlaşarak parlamenter sisteme dönüş hazırlıkları yapması belli ki hazımsızlık yaratmış. İktidara en yakın gazetenin saray sözcüsü pozisyonundaki doçent yazarı diyor ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ayarlanabilecek tarafları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama eski kötü günlere dönmeyi hayal etmek için insanın ya aklından zoru vardır ya da ülkedeki hükümetleri ve dolayısıyla ülkenin geleceğini ipotek altına almak istiyordur. Bu rejime geçtiğimiz günden beri iyi günler yaşamıyoruz. Durum 2001 krizinden de 1994 krizinden de kötü. Buhran, bu rejimi beğenmeyenler de diyor ki, bütün ülkeyi tek kişinin yürütmeden yargıya, yasamadan piyasaya, bankacılıktan enerji alanına, marketlerden ulaşım sektörüne, tarımdan inşaata, ihalelerden kupon arazilerin satışına kadar her meseleyi iki dudağı arasına bırakmak için insanın ya aklından zoru vardır ya da ülkenin geleceğini ipotek altına almak istiyordur. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kandırmacası altında kurulan tek adam rejiminde faizi de, döviz kurunu da, dış politikayı da okullarda ne okutulacağını da üniversitelerde rektörün kim olacağını da dekanları da 81 ilin valisini emniyet müdürünü de 500'den fazla ilçenin kaymakamını da il ilçe milli eğitim müdürleriyle sağlık müdürlerini de defterdarları da kimin hangi ihaleyi kaça alacağını da Cuma hutbelerini de kimlerin tutuklanacağını da patates soğan fiyatını belirlemesini de bakkallarda satılan gofretin kaç para olacağını da kamu bankalarının kime kredi vereceğini tek kişi belirliyor. Ayrıca Türk Hava Yolları gibi BOTAŞ gibi onlarca devasa kamu kurumu da yönetiyor tek patron. Parlamenter rejimi isteyenlere aklından zorunuz mu var diyenlere soruyorum. Bu durum sağlıklı bir durum mu? Değilse buna rağmen bu rejimi destekliyorsanız Aklınızdan zorunuz mu var? Mehmet Teskal Mustafa Balbay 6 Ekim 2021 Cumhuriyet Sedat Peker Gerçekleri Türkiye 2 Mayıs 2021 günü önümüzdeki yıllarda da çok konuşulacak bir sürece girdi. Son yılları itibariyle iktidarın çözüm ortağı Sedat Peker o gün video serisine başladı. Bu öyle bir seriydi ki senaryoları muhteşem değme dizileri ona katladı hem izlenme hem de etki oranında. Yapılan araştırmalar Sedat Peker'in tanınırlık oranının %95'in üzerinde olduğunu, yüz milyonlarca kişinin videoları izlediğini, halkın en az dörtte üçünün doğru söylediğine inandığını gösteriyor. Bu tablo hedefi olan bir kişi için bulunmaz fırsat. Ancak kendisi halkın gerçekleri görmesini sağlamaktan başka hedefi olmadığını, kurtarıcılık niyetinin hiç olmadığını açıkladı. İfşa serisinin 6. ayı biterken başlangıçtan bugüne gelinen noktanın tam bir Türkiye gerçeği olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de yargı bir nebze gerçek işlevini yerine getirebilecek durumda olsa salt açıklamalara dayalı olarak en az 100 yeni soruşturma açılır, pek çok dosya da raftan indirilirdi. Bugünkü yargı karşısında savcılar neden harekete geçmiyor gibi sorular sormanın hiç anlamı yok. Durum o ki savcılar reysen değil reysen harekete geçiyor. Verilen bilgiler gazetecilik diliyle 5N1K gibi. Her şey tamam. Bir savcı dava açmak istediğinde sadece sonuç ve istem bölümünü yazması gerekecek. 6 aydır en çok sorulan iki soru var. Peker bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Açıklamalar üzerine bir şey yapılacak mı? İki temel bilgi kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bir, kendisinin de söylediği gibi o suçlar işlenirken önemli bir bölümünde oradaydı. Bir başka deyimle olayların işleyeni. 2. Devletin içinden kendisine yoğun bilgi akışı var. Akış devam ediyor. Bu bilgilerin sadece çerçeve başlıkları bile ürkütücü. Faili meçhul cinayetler, kara para, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu ticareti, terör örgütleriyle her türlü ilişki, her türlü kaçakçılık, mafya siyaset ticaret üçgeni. Bunların tarafı da sadece yeraltı dünyası değil, aynı zamanda yerüstü dünyası. Siyasetçisinden iş insanına, bürokratından devletin üst katına kadar Elindeki geniş arşivi başlangıçtaki gibi Süleyman Soylu hedefli tutmaya devam ediyor. İşin bu yanı şu an net olmayan bir plan olabilir. Siyasette daha ileri hedefleri olan Soylu'nun kenara çekilmesi gibi. Bunu bilen Soylu da ben de çok şey biliyorum mesajlarını adrese teslim etti. Bu anlamda üç arşiv çarpışıyor. Sedat Peker'in arşivi, Süleyman Soylu'nun arşivi, sarayın arşivi. Hangi arşiv daha güçlüdür? Hangi arşiv hangisini yener? Öyle anlaşılıyor ki pek çok arşivin çakışma, iç içe geçme noktaları var. Soylunun diliyle azdan az, çoktan çok gider gibi. Bu kadar çok çakışma, çatışma mı getirir zoraki uzlaşma mı? En son pazar akşamı attığı tweet'lerde kendisi hakkında dava açmak için gizli tanıklar hazırlandığını duyurdu. Böyle bir süreç başlar mı? Biz bu sorulara kafa yorarken durum uluslararası hale geldi. Hangi sorunumuz bu hale gelmedi ki? Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Misafir mi, reyin mi, kalıcı mı, gidici mi? Hepsine giden ipuçları var. Birleşik Arap Emirlikleri ile iktidar kanlı bıçaklı olduğu için başlangıçta peker açısından işler iyiydi. Çekimler, fon düzenlemeleri, gelecek gösterimin içeriği. Ne zamanki saray Birleşik Arap Emirlikleri'ne reddedemeyeceği öneriler getirmeye başladığı işin rengi değişti. Ankara'da konuşulan o ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne şu öneriler gitti. 1 milyar dolarlık hacmi olan yatırımlar hedefleyelim. Katar'a sağladığımız olanakları sana da verelim. Sen Türkiye'de bir şey yapmak istersen söyle, onu da planlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri yeni Katar olur mu bilinmez ama kesenin ve vaatlerin ağzının açıldığı kesin. Birleşik Arap Emirlikleri kim? Güvenlik ve istihbarat sistemlerini CIA'in kurduğu, uzun yıllar sonra İsrail ile anlaşma yapan, Libya'da Türkiye'yi vuran bir Arap ülkesi. Bu durumda şu soru gündeme geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bilgisi onayı dışında hareket edebilir mi? Alın size Türkiye'nin tepeden tırnağa yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteren bir gerçek daha. Mustafa Balbay Murat Arel, 6 Ekim 2021, Yeni Çağ Ticaret Bakanlığı'nın kontrolden kaçırdığı 81 milyon TL Bu köşeyi takip eden değerli okurlar hatırlarlar. Ticaret Bakanlığı'na ait hesaplarda gösterilmesi gereken paraların gösterilmediğini aktarmıştım. Bilmeyenler için kısaca hatırlatayım. Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birliklerinin yurt dışı personel sabit maaş giderlerinin ve bakanlığın faaliyet alanına giren giderlerinin karşılanması amacıyla bir hesap mevcut müşterek hesap denilen hesapta 2019 yılı itibariyle toplam 34.4 milyon TL kullanılmış. 2019 yıl sonu itibariyle raporlara göre hesap mevcudu 44.4 milyon TL olarak belirlenmiş. Fakat bu rakamlar bakanlık mali tablolarında gösterilmemiş. Muhasebe kayıtlarında gösterilmeyen sadece bu mu? Hayır. Gümrük müdürlükleri tarafından kesilen ek tahakkuk ve ceza tutarları doğru bilgilendirilmemiş. Bu hesap dahilinde kanuna göre takip edilmesi gereken 87 milyon TL'lik para gelirlerden takiple alacaklar hesabında gösterilmemiş, dolayısıyla mali tablolara yansıtılmamış. Daha ciddi boyutta skandalıysa Sayıştay tek cümleyle özetlemiş. 2019 yılı bilanço ve dipnotlarıyla faaliyet sonuçları tablosunda toplamda 562 milyon 130 bin TL hataya neden olunduğu görülmüştür. Bu para nerede, nereye harcanmış, kime verilmiş bilinmiyor. 2019 yılı raporlarında yer alan bu konu çok uzun ve karmaşık anlatıldığı için kısaca özet geçtim. Peki bu yıl ne oldu dersiniz? Aynı hesapta kullanılan 45 milyon 310 bin TL yine bakanlık mali tablolarında gösterilmemiş. Yurtdışı personel sabit maaş giderlerinin de karşılandığı bu hesapta 2020 yılında 45 milyon 310 bin TL kullanıldığı ve bu hesapta 2020 yıl sonu itibariyle 76 milyon 506 bin TL hesap mevcudu bulunmasına rağmen, bakanlık Mali tablolarında gösterilmediği tespit edilmiş. Bakın söz konusu bu uygulama 5018 sayılı kanunun 6. maddesinde bahsedilen Hazine birliğine 7. maddesinde belirtilen mali saydamlık ilkesine ve 49. maddesinde belirtilen muhasebe sistemine aykırı Sadece bu olay mı? Yasalara göre idarenin talepleri doğrultusunda gümrük idarelerinin büyük onarım, teknik donanım, kırtasiye ve demirbaşla tefriş ihtiyaçlarını aynı olarak karşılamak ve yeni gümrük tesisleri inşa etmek üzere sözleşme süresince her yıl elde edilecek kantar ücretinin %25'inin ayrılacağı belirtiliyor. Tam da bu noktaya gelmişken, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve özel bir şirket arasında gümrük kapılarının yap işlet devlet modeliyle yaptırılması, modernize edilmesi amacıyla bir sözleşme imzalanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan şirketin ismi Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız yapıyor vekili ise Emine Erdoğan'ın kuzeni ATO Başkanı Gürsel Baran. İşletmesi ve bakımı şirkete devredilen gümrük kapılarındaki kantarlarda elde edilecek gelirin tamamı bakanlığa verilmesi gerekirken bakanlık %25'ini alıyor, gerisini şirkete döner sermayeye bırakıyor. Ancak protokole göre kantar payı adı altında toplanan paralardan yapılan harcamalar için nedense şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyor. Buna göre kantar ücreti veya diğer gelirlerden bakanlık adına ayrılan paylardan yapılacak harcamalara ilişkin yetki bakanlıkta olmasına rağmen söz konusu paylar şirket adına açılmış bulunan bir banka hesabında tutulmuş. Sayıştay yapmayın etmeyin diye ısrarla uyarmış ama bu durum 2020 yılında değişmiş mi? Tabii ki hayır. İncelemeye göre 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle bakanlık payı hesabında toplam 81 milyon 337 bin TL olduğu görülmüş. 2020 yılı içerisinde Kantar Payı hesabından 4.734 sayılı kanun hükümlerine ve herhangi bir denetime tabi olmadan bakanlık ihtiyaçları için organizasyon gideri, proje alım gideri, mal ve malzeme alım gideri gibi toplam 39.663.000 TL harcama yapılması onaylanmış. Peki 2019 yılı içerisinde Kantar Payı hesabında ne kadar birikmişti? 2019 yılı Aralık ayı sonunda bakanlık payı hesabında toplam 87.3 milyon TL olduğu görülmüş. Fakat herhangi bir denetime tabi olmadan bakanlık ihtiyaçları için organizasyon gideri, yazılım programı alım gideri, eğitim hizmeti gideri gibi toplam 42 milyon TL harcama yapılması için onay verilmişti. İyi de bu parayla ne yapılmıştı? Bakanlık ihtiyaçları dedikleri 78 adet araç, binek otomobille, forklift ve temizlik iş makinesiydi. Kantar payından 2018 yılı içerisinde bunlar satın alınmış. Burada bir ayrıntı var. Bu alımların tamamı bakanlık bünyesinde yapılsa hem Sayıştay denetime tabi olacak hem de 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olacaktı. Ancak şirket bünyesinde yapıldığı için hiçbir denetime tabi değil. Bir nevi arkadan dolanma yöntemi. Bunu kanıtlayan şey ise şu. Söz konusu araç ve taşıtların taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle Bakanlık taşınır sistemine alınmadığı ve muhasebeleştirilmediği de belirlenmiş. Dahası da var. Rapor'a göre bu araçların HGS, OGS, yakıt, idari masraf, araç muayenesi ve benzeri giderleri için 12 milyon TL ödeme yapıldığı anlaşılmış. Uzun lafın kısası, 2019 yılında 42 milyon TL, 2020 yılında 39 milyon 663 bin TL, toplamda 81 milyon 663 bin TL, 4734 sayılı kamu ihale kanunundan Sayıştay'ın denetiminden bile isteye kaçırılmış ve harcanmış. Ticaret Bakanlığının gerek genel bütçeden yapacağı harcamalar ve gerekse özel hesaplarından yapacağı harcamalar 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Kanun böyle olunca soralım. Bu özelden yapılan harcamalar için herhangi bir ihale düzenlenmiş mi? Hayır. Saldım çayıra mevlam kayıra. Bakın bu alenen suçtur. Sayıştay da zaten 2020 yılı raporunda kamu harcamalarını özel hukuk düzenlemelerine göre yapamazsın, yaparsan kanuna aykırı davranmış olursun demiş. Dikkati çekmek istediğim nokta şu, Sayıştay raporları bize gösterdi ki, kamuda, bürokraside, devlet katında, yüksek rütbeli memurlarda artık adına ne derseniz deyin bir boş vermişlik var. Kanunları arkadan dolanmak ezelden beridir Türk devletinin huyu oldu. Ama bu artık vatandaşın parasını denetimsizce savurmaktan ya da onu kasıtlı olarak korumamaktan başka bir şey değil. Murat Arel <laughs> Zafer Arapkirli 6 Ekim 2021 Cumhuriyet 6 Ekim Ruhu Bir türlü üzerlerinden atamıyorlar şu emperyalist tevici ezik ruh halini. Bir türlü kabullenemiyorlar 100 yıl öncesine artık asla dönülemeyeceğini, bunun için ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar başaramayacaklarını. Bir türlü yanaşmıyorlar şu gerçeği görmeye. 6 Ekim 1923 günü İstanbul'u ve sembolik olarak Türkiye'nin tamamını düşman çizmesinden temizleyen irade bir daha ne kılık ne şart ve şekilde olursa olsun o çizmelerin şu canım kentin caddelerinden boy göstermesine izin vermeyecek. Bunu anlayın artık. İster bir yobaz gazetenin sütunlarından işgalcilere selam çakan işbirlikçi zihniyetin temsilcisi bir yazara söyletin, ister keşke Yunan galip geleydi diyen bir hokkabazın ağzından o ezik duygularınızı dillendirin. İster bu eziklikleri dillendiren festli palyaçoların ayağına kadar gidip sırtını sıvazlayın. Ne yaparsanız yapın o günler geçti artık. Laikliğin yergisi, yobazlığın ve orta çağ kafasının övgüsü üzerine kurulu zihniyetinizin er ya da geç bu topraklardan üstelik bir daha geri dönmemek üzere silineceği, temizleneceği gerçeğini kabullenin artık. Bugün bir din görevlisinin, yarın gerici, sağcı, kaşarlanmış bir siyasetçinin laikliğin ne gereği var mealindeki zehirli propagandalarını milletin kafasına ve yüreğine zerk etmelerine daha fazla tahammül edilmemeli. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinde vücut bulan Cumhuriyet panzehirini artık uzun süredir durduğu dolaplardan alarak itiraz şırıngalarına çekmelidir diyorum. Emperyalist düşman ve işbirlikçilerinin gidiş marşı ne olursa olsun, geliş marşının sözlerini geçmişte yazanların ve ileride yazacakların, laik demokratik sosyal bir hukuk devleti şiarından asla ayrılmadan, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışın gereğine, bunun mutlakçı ve şahsımcı zihniyete galebe çalması için ellerinden geleni yapmaları gereğine dikkat çekiyorum. Vahdettin Artı, emperyalist uşağı kafaların İstanbul'u kuvvacılar almadı. İngiliz sulh içinde tek bir kurşun atmadan teslim etti. Bunu da hilafetin kaldırılmasını şart koşarak yaptılar şeklindeki alçak yalanları daha fazla yaymalarına tahammül etmemeli diyorum. Bu yalanların deşifre edilmesiyle tam da bugün yani 6 Ekim günü İstanbul'u emperyalist düşman çizmesinden kurtaran kahraman atalarımızın ruhlarının huzur bulmasını diliyorum keşke Yunan galip gelseydi diyen hain ve uşak ruhlu zihniyetin, Vahdettin'in İstanbul Limanı'ndan bindiği gemilere yüzerek de olsa yetişerek onun arkasından istediği yere gitmesi gerektiğine vurgu yapıyorum. 13 Kasım 1918 ve 16 Mart 1920 kara lekelerinin doğduğum, büyüdüğüm şu canım kentin İstanbul'umun her bir santimetre karesinden Kuvayi Milliye logolu bir deterjanla ilelebet temizlenmesine vesile olanları şükran ve minnetle anıyorum. Bu şehrin ve yurdumun hiçbir toprak parçasının bir daha emperyalist düşman çizmesiyle kirlenmemesi için içtiğimiz anda, ettiğimiz yeminlere ve verdiğimiz sözlere bağlı kalabilmek için gözümü bile kırpmadan savaşmaya devam diyorum. 6 Ekim 1923 günü İstanbul'u kurtardıkları gün Galata Köprüsü üzerinde saygı geçişi yapan Şükrü Naili Paşa komutasındaki Mustafa Kemal Paşa'nın kahraman askerlerinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Zafer Arapkirli